İyi günler tam bağımsız Atatürk'ün Türkleri. Atabey Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin yayınına hoş geldiniz. Bugün bu yayını Atabey Türk Ocakları İstanbul İl Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Levent Sekban'la birlikte yapacağız. Ben İstanbul İl Başkanlığı Başkan Vekili olarak, Hüseyin Aslan olarak İl Başkanımla birlikte ilk programımıza başlıyoruz. Konumuz Suriye'de Türkiye'nin Amerika ve Rusya ile imtihanı. Konumuz bu imtihandan nasıl çıkılır, nasıl, ne durumlardayız? Bunu sevgili İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz Levent Sekban'a soruyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Hüseyin Bey, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun diyorum tüm Atatürk evlatlarına, tüm tam bağımsız Türkiye sevdalarına ve amaçlarımızdan birisi olan Türkiye için, tam bağımsız Türkiye için eğitim, sağlık, hukuk, politika, siyaset, yönetim sistemi vesaire gibi konularda akıl, fikir, politika ve proje ve uygulama üretecek olan Atatürk, Atabey Türk Ocakları'nın misyonlarından birisi olan Türkiye'nin dış politikası ve özellikle Suriye, Doğu Akdeniz ve bunlarla ilişkilerle ilgili neler konuşacağımızı 3 aşağı 5 yukarı tespit ettik. Ve ilk konumuz da bu oldu. Bunu YouTube sosyal medya kanallarımızda yayınlayacağız inşallah. Ben de size hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel bir şekilde bir yayınımız olur. Konumuza geçiyoruz. Evet, konumuza geçelim. İlk sorumuzu sorayım. Buyurun. Suriye'de neler oldu, neler oluyor? Şimdi tabii Suriye bugün bu programın çekildiği tarihte bugün ayın 13'ü, 13 Şubat. Türk ordusu İdlib'e doğru ilerliyor. Daha doğrusu İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerimizin şehit olmasından sonra Rusya, Amerika yetkilileri, Suriye rejimi ve orada Türkiye'nin desteklediği güçler ve bunların dışındaki başıboş güçler diyelim, orası karışmış vaziyette. Şimdi ben Levent Sekban olarak tabii ki hepimiz Atatürk evladı olarak Türkiye'nin özellikle çevresindeki olan jeopolitik, ekopolitik veya ne derseniz deyin bu tür olaylara kayıtsız kalamayız. Bu olayları analiz ediyoruz belli bir bilgi birikimimizle ama biz güvenlik uzmanı değiliz ve bunun iddiasında değiliz. Ama Atatürk, Atabey Türk Ocakları'nda onursal üyemiz Sayın Eski Milli Güvenlik Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalın ve bu konuyla ilgili temasa geçtiğimiz emekli paşalar, emekli albaylar, askerlerimiz şu anda aktif muvazzaf askerlerimizden de aldığımız bilgileri vereceğim ben size Hüseyin Bey. Öncelikle artık Genel Başkanımız Hüseyin Akkı. Tabii Genel Başkanımız Hüseyin Akkı Kahveci. Yazmış olduğumuz kitaplar, bakın burada mesela bir rabıta kitabı var. Bu olayların, ben hani biraz da mühendis olduğumuz için olayların nedenlerinden yola çıkarak sonuçlarının ne olabileceğini ve hangi konuda çözümler iletebileceğini söyleyeceğiz. Bu 15. Duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla biz de Atatürk, Atabey Türk Ocakları'nın amaç ve misyonunu, milletimizi bilinçlendirme misyonunu yerine getirmiş olacağız bu televizyon yayınlarında. Şimdi girelim. İdlib nerede? Bir kere önce İdlib'le ilgili bir problemimiz var. Ve son haftalarda gelen şehit sayımız oldukça fazlalaştı. Ben olayların nedenlerinden yola kısaca çıkmak istiyorum. O da şöyle, bütün seyircilerimiz belki bilecekleri gibi 2011'e kadar Suriye'li bir problemimiz yoktu. Türkiye'nin özellikle güney sınırında Irak'la ilgili bölgeyle biraz sınırı vardı. Orada da PKK ile ilgili bir sınırı vardı ama ne olduysa her şey 2011'den sonra oldu. Ve bence bu olayların enerji jeopolitiğiyle, ekopolitiğiyle ilgisi var. Nedir enerji ekopolitiği? Oradaki petrol yatakları, Türkiye'nin ileride o zaman olması muhtemel Doğu Akdeniz çıkışı ve Kıbrıs'taki doğalgaz ve petrol yataklarının kullanımı ve bunun kullanımını engellemek için Türkiye'nin içini ve dışını karıştırmaları ve meşgul etmeleri bence nedendi. 2011 senesinde de küresel emperyalist güçlerin desteklediği bir takım olaylar nedeniyle Türkiye ile Suriye arasında bir de yönetimimizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlış politikaları da sonucu bu şekilde bir sorunumuz oldu. Ve başladı. Şimdi geldi, ne oldu en son durumda? Biliyorsunuz Eylül-Ekim aylarında Barış Pınarı Harekatı'na başladık. Barış Pınarı Harekatı'na çok iyi başladık. Olması gereken gibi başladık. Ama ondan sonra bir şekilde bir yerde durdu. Çünkü artık bir deli bir kuyuya bir taş atmıştı.
ve orası dağılmıştı. Ve artık bundan sonra toparlamak hakikaten çok zor. Şimdi biz İdlib'de şu anda neler oluyor? Şu anda Türkiye'nin gözlem noktaları var. Ben buraya gelmeden bir Rusya'nın hazırlamış olduğu Suriye ile ilgili renkli bir haritaya baktım. İşte rejim güçleri, Türkiye'yi destekleyen güçler, gözlem noktaları, Rusya'nın hakim olduğu güçler, Suriye'nin doğusundaki işte El-Bab bölgesindeki o taraftaki Amerika'nın desteklediği güçler gibi bir haritaya baktım. Şimdi inanın bir kaos var ama ben bu kaostan nasıl çıkılır diye isterseniz bundan sonraki sorularda cevap vereceğim fazla uzamasın diye. Peki, şu andaki durumu hepimiz biliyoruz. Şu anda ikinci soruda zaten bunun devamı gelecek. Evet. Türkiye'nin rakiplerinin taktik ve strateji planları nedir? Evet. Şimdi güzel bir soru. Türkiye'nin rakiplerinin, şimdi rakibimiz mi değil mi bir kere onu da bilmiyoruz ama Türkiye NATO üyesi. Çünkü bizim bir boru hattımız vardı biliyorsunuz. Tabii. Ona nazaran bir boru hattı daha. Şimdi ben bu olaylara, bakın tekrar söylüyorum, ben milli güvenlik uzmanı, askeri strateji uzmanı değilim. Ama olaylara biz ekonomi stratejist olarak bakıyorum. Yani ekopolitik uzmanı olarak bakıyorum. Benim ilgi alanım bilişim ve ekonomidir. Dolayısıyla ekonomik hareketlerden ve davranışlardan kaynaklanan ekopolitiğe göre değerlendirmeye çalışıyorum. O da şu. Şimdi Türkiye'nin rakipleri, bir kere Türkiye siyasi ve askeri olarak NATO'da şu anda ama NATO'nun en büyük kurucusu diyelim Amerika Birleşik Devletleri ile rakip. Neden? Çünkü bölgeyi karıştıran zaten Amerika Birleşik Devletleri ve onun arkasındaki güçler. İki, Türkiye şu anda Rusya ile ortak bir çıkarı var. Suriye ile ortak bir çıkarı var ama Suriye ile tepeden anlaşamadıkları için 3 aşağı 5 yukarı o konuda bir sıkıntımız var. İşte bir de Türkiye'nin önüne iç ve dış olayları kışkırtacağı terör örgütlerini sokmuşlar. Bunları da rakip olarak görebiliriz ama Avrupa Birliği bir rakibimiz. Yunanistan da onun başası olduğu için bir rakibimiz. Şimdi bunların taktik ve stratejik anlayışları. Bir kere Türkiye'yi önce bu daha gerisine gidiyorum. 2 sene evvel ölen küresel emperyalist güçlerin kara ve deniz hakimiyeti teorilerini yazan iki tane adamdan bir tanesi olan Brzezinski'nin yazdığı kitaptan yola çıkıyorum. Çünkü yani dünyayı şöyle okumak gerekiyor. Devlet yöneticileri tamamen kendi devletlerini yöneten yöneticiler yönetmiyor. Devletlerin arkasında bir küresel şirket hegemonyası var ve bunların küresel ekonomik çıkarları var. Bu ekonomik çıkarların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerden sonra NATO kurulmadan önce veya NATO kurulduktan sonra kara ve deniz hakimiyeti projesini ve stratejisini devletlere Brzezinski ve Henry Kissinger yazıyor. Yalnız Henry Kissinger ve Brzezinski de bu küresel ailenin adamları. Dolayısıyla biz böyle okumamız gerekiyor olaylar. Yani büyük devletleri veya dünyaya hakim olacak devletlerin politikasını bu insanlar veya bu küresel ailelerin, şirketlerin çıkarları doğrultusunda ya ne yazmış Brzezinski? Demiş ki enerji çok önemlidir. Dünyanın enerji havzası ve enerji üretiminin %70'i Avrasya, Asya ve Orta Doğu'dadır. Ve bunun alıcısı da %70 Batı ülkeleridir. İşte Almanya, Fransa, efendime söyleyeyim İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri de dahil buna. Ve işte İtalya gibi ülkelerdir, üretim yapabilen ülkelerdir. Dolayısıyla biz öncelikle petrolün ve enerjinin çıktığı kaynak olan %70'i kontrol etmeliyiz o bölgeyi, yani Orta Doğu ve Avrasya bölgesini ve bunları satılan bölgeleri de kontrol etmeliyiz. %70'i ne? İşte Batı bölgeleri falan filan. Şimdi peki Türkiye burada nerede? Türkiye burada jeopolitik olarak önemli olan büyük bir ülke diyor ki eğer biz bu ülkeleri böl parçala yöntemiyle bölemezsek veya uğraştırmazsak bu ülkeler bizim kara ve deniz hakimiyeti stratejimizi çözer diyor. Yani diyor ki kitabında Türkiye, Suriye, İran ve Rusya ortaklık yaparsa Amerika için savaş sebebidir. Bu yaklaşık 50-70 yıldır yazılan bir belge bu. Evet. Dolayısıyla bütün olayları buradan okumak gerekiyor. Küresel enerji ekopolitikten okumak gerekiyor. Strateji bu. Ben şöyle söylüyorum, İdlib'de Türkiye, Suriye ve Rusya'nın bir an önce yarın öbür gün ileride Türkiye'nin çıkaracağı enerji yani petrol ve doğalgaz yataklarından Suriye ve Rusya'nın da pay kapacağı şekilde bir araya gelmesi,
Tabii ki bu NATO üyesi olan bir ülke için çok zor ama bunun uzun vadede artık NATO'nun bir bizim için bir önemi kalmadı. Uzun vadede şey olması lazım. Bu çatışma küresel emperyalist güçler ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından zorlanıyor Türkiye. Türkiye'nin boyuna, Suriye'nin boyuna, Rusya'nın boyuna gelmemesi lazım. Peki Rusya niye şey davranıyor? Rusya rakibimiz oluyor burada yani şu aşağı beş. Rusya akıllı ama Türkiye'de devlet aklı yok. Ben buradan özellikle anlatmak istiyorum. Türkiye'deki devlet aklı bir yerlere bağımlı olmuş. Dolayısıyla Türkiye'deki askeri, siyasi ve ekopolitik stratejiyi küresel şirketlerin baş danışman yapılarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baş danışman yapılarak ortaya konduğu bir strateji izleniyor. Bu stratejide tabii ki Rusya da tepki gösteriyor. Bizim acilen bu strateji ve politikayı milli ve yerli olaya döndürmemiz gerekiyor. Yani evet, şimdi şöyle bir durum var ama Rusya'nın bizim komşu ülkemiz olduğu da bir açık. Tabii ki. Yani bizim ilk önce Rusya'yla, daha sonra İran'la ve Suriye'yle bir ortak çalışma. Mutabakat bütün bakın olmalı. Şöyle. Olmalı evet. Ama şu anda İran ve Rusya yapmış olduğu, Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmaların hiçbirine güvenemiyor ki, çünkü NATO üyesi ve Amerika'nın aynı şey güdümünde ve bağımlısı olduğu için. Hı. Bağımlısı olduğu için de böyle bir sonuç var ortada. Evet. Şimdi ben burada size hemen diğer konuma veya soruma geçeyim. Kıbrıs, Libya, Adalar Denizi yani Ege, Fırat'ın doğusu, bunun neresinde? Enerji ekopolitiği ve analizi nedir? Evet, çok güzel hazırlanmışsınız Hüseyin Bey. Şimdi şöyle, gerçekten enerji ekopolitiğini bir olaya bütüncül bakamazsak biz zaten koparız. Yani sadece İdlib, sadece işte Tel Abyad, sadece Irak'ın kuzeyi, işte efendim söyleyeyim doğusu diye bakmamalıyız veya Doğu Akdeniz diye. Biz bir kere önce bir Karadeniz'den başlayalım. Bizim komşumuz kim Karadeniz'de? Rusya, Ukrayna, Gürcistan. Ve Karadeniz özellikle Avrasya'dan, Orta Asya'dan, Asya'dan gelen petrolün boğazlar vasıtasıyla, Montreux Anlaşması'nın o yüzden önemi var, boğazlar vasıtasıyla Avrupa'ya, Akdeniz'e inmesi ve oradan tankerler vasıtasıyla veya boru hattı vasıtasıyla taşınması. Karadeniz'de söz... Tabii ki. Evet. Karadeniz'de özellikle Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra Karadeniz'de askeri gemilerin geçişinin kısıtlanması ve boğazların kontrolünün Türkiye'ye verilmesi güvence altına alınmış ve bunu hiçbir şekilde, buna Rusya'da, o günkü işte Amerika'da ve o günkü o anlaşmayı imza koyan tüm ülkelerde kabul etmiş. Dolayısıyla bunu özellikle koruyacak bir stratejik belgemiz var elimizde ve Rusya, Türkiye, Ukrayna komşuluğu bakın çok önemli. Şimdi Ukrayna ile Rusya'dan başlayayım. Önce Karadeniz'den başlıyorum. Yukarıdan. Bir kere Ukrayna, Rusya ile Ukrayna niye savaşıyor? Veya Ukrayna niye? Çünkü Ukrayna ABD'nin ve NATO'nun kontrolüne geçti. ABD'nin ve NATO'nun kontrolünde Bulgaristan ve Romanya'da arkasını alarak Karadeniz'i ele geçirmeye çalışıyor Amerika. Dolayısıyla Rusya da buna karşı çıktı. Bende de çok iyi yaptı. Hamleye karşı hamle yaptı. Ukrayna'nın üçte biri Rusya'ya geçti. Tabii. Böyle Ukrayna'nın üçte biri Rusya'ya geçti. Ama zaten tekrar söylüyorum, Amerika ve NATO ülkeleri uluslararası anlaşmalara hiçe sayıp kendi küresel şirketlerin çıkarlarının doğrultusunda hareket ettiği için Bulgaristan, Romanya, eski demir perde ülkelerini de Karadeniz bölgesinde bu kontrol altına aldığı için 3 aşağı 5 yukarı şöyle yaptı. Aslında Karadeniz'in kontrolü Türkiye ve Rusya'da olması gerekiyor. Evet. Komşuluk olarak da. Ve buradan yola çıkarak Karadeniz şu anda sakin bir deniz halinde. O Ukrayna sorusu olmasaydı. Şimdi oradan yola çıkarak niye söylüyorum? Bu iş boğazlara, Ege adalarına, Ege ve Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs'a inecekti. O yüzden söylüyorum. Yani enerji ekopolitiğiyle alakası var. O yüzden Karadeniz'in kontrolü çok önemli. Bir kere bizim öncelikle şuna karar vermemiz lazım. Biz kardeşim, bu miadı geçmiş veya bağımlı hale getirmiş ve bize zarar veren NATO'dan çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Bir kere önce buna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki buna karar vereceğiz ama NATO'dan şu anda çıkmamız için de bence NATO'dan daha iyi kuvvetli bir oluşum oluşmalı ki, tabii ki. Biz de ona davet edilmeliyiz ki burayı bırakıp oraya geçmemiz gerekiyor. Biraz daha akılcı. Tabii ki. Atatürk aklıyla eğer hareket edeceksek bunu yapmamız gerekiyor. Yani tabii ki hemen NATO'dan çıkalım demiyorum ama bizim
yarın öbür gün NATO'yu etkisiz hale geleceğini veya etkisiz hale getireceğimizi hep beraber bu bölgesel ortaklıklarla. Atatürk gibi düşünme şudur. Atatürk işte Birzeziski ne demiş? Türkiye, İran, Rusya bir araya gelirse bizim için savaş sebebidir demiş. Demiş mi? Evet. Peki Atatürk zamanında ne olmuş? Sadabat Paktı, Balkan Paktı, küresel evet. emperyalistlere karşı. Yani bölgesel ortaklıklar, komşuların... Hatta Yunanistan bile var bu işin. Tabii ki Yunanistan'da ama Balkan Paktı var. Evet. Bölgesel ortaklıkların olması. Ben şimdi Yunanistan'la ilgili de söyleyeceğim ama süremiz yetmeyebilir. Evet. Yunanistan'a da o kontrolden çekmek gerekiyor. Ama şunu demek istiyorum. Bölgesel ortaklık Atatürk gibi düşünmenin şeyi ise Atatürk zamanında NATO yoktu biliyorsunuz. Ama Sadabat Paktı, evet. efendim söyleyeyim Balkan Paktı vardı ve Rusya'yla da güzel işbirlikleri vardı. Komşularımızla işbirlikleri vardı. Dolayısıyla buradan yola çıkarak NATO'nun da ileride etkisiz hale gelebileceğini düşünerek 20-30 yıllık süreç içerisinde tamamen fiili olarak NATO'dan çıkmayı öneriyorum ben. Şöyle öneriyorum, bu da bölgesel ortaklıkta olur. Karadeniz'de çıkarımız Rusya ile aynı. Suriye'de aynı. Efendim mesela enerji ekonomisinde ayrı, bir tek belki Doğu Akdeniz'de veya Kıbrıs'ta çıkaracağımız doğal gaz ve petrolden inşallah tabii ki çıkaracağımız petrollerde Rusya'nın Avrupa'ya satacağı doğalgazı veya petrolü azaltacağı için aynı olmayabilir. Bunun için de ortak çıkartırsak aynı olur. Yani bunu ekopolitik denge içerisinde oturup konuşabiliriz Rusya'yla. Rusya buna yakın. Ama Türkiye'nin devletini yönetenler buna yakın değil. Çünkü bağımlı hale gelmişler. O konuya da değiniriz. Şimdi gelelim Ege ve Akdeniz'e. Çünkü sorduğunuz sorulara da geliyor. Karadeniz'den oraya iniyoruz. Biliyorsunuz Atatürk Atabey Türk Ocakları'nın onursal üyesi ve askeri ve güvenlik konulardaki danışmanımız eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalın Ege Denizi, Adalar Denizi diyor. Ege Adaları, işgal edilen Ege Adaları ve oradaki çalınan bizim petrolümüz ve enerjimiz Yunanistan tarafından veya onun arkasındaki küresel şirketler tarafından çalınan ve efendime söyleyeyim aşağı doğru indiğimizde Doğu Akdeniz'de yok olan 80 bin ila 100 bin kilometre karelik bir mavi vatanımızdan bahsetmişti. Orada ekopolitik dengeler vardı. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin öncelikle Karadeniz'i güvence altına alıp işgal edilen Ege Adalarımızı, 18 tane Ege Adaları'nın bir an önce Yunanistan'a ultimatom vermesi gerekiyor. Çünkü biz çepeçevre aşağıda güneydeki sorunlarla uğraşırken bir taraftan batıdan da kuşatılıyoruz. Bir taraftan da petrol ve enerji yataklarımız çalınıyor. Ve bunu çoluğumuz çocuğumuzun hakkından şey yapıyor. Ve biz bu konuda borçlu olduğumuz için de istediğimizi yapamıyoruz. Bir kere bağımsız olmak için öncelikle bu haklarımızı sonuna kadar kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Ege Adaları'nda çalınan 18 adamız var, işgal edilen. Artı Lozan'a aykırı olarak mevcut Yunanistan'da gözüken ama silahsızlandırılmaması gereken adalarımız var. Genelde onu yarım ağızla Hulusi Akar geçenlerde söyledi ama şunu söylemedi. 17 tane adamız çalındı kardeşim, işgal edildi. Bu İdlib'de olay çıkmasının nedeni benim şahsi görüşüm, bu şey değil. Şubat ayının ortasından sonra yapılacak enerji zirvesidir. Bakın küresel enerji şirketleri güçlü devletlerin değil, güçsüz devletlerin yanında. Mesela Kıbrıs Rum kesimi. Biz Kıbrıs Rum kesimi diyoruz, onlar Kıbrıs diyor. Kıbrıs'a diyorlar ki ben %85'ini alırım çıkarılan enerjinin, %15'ini sana veririm. Ama bunu Türkiye'ye diyemeyecekleri için Türkiye'yi tutmuyorlar. Evet. Şu anda enerji zirvesi var. Enerji zirvesinde Türkiye'ye uğraştırmak için esas sorun Kıbrıs'tır. Yani İdlib değildir. Ben bunu anlatmak için oradan bu kadar yani Güney Güney Kıbrıs bizimle hareket etmiş olsa %50 alacak. Bunu da kabul edemiyorlar. Evet. Ya da başka bir çekinceleri var çünkü onların da cebine girenler var. Türkiye diyecek ki, Türkiye'nin devlet aklı diyecek ki eğer yöneticileri Türkiye'nin küresel şirketlerden %10 komisyon almamışsa senin benim gibi vatansever insanlar varsa o masada diyecek ki kardeşim petrol çıkarma teknoloji sende mi? %10 veya %15 veririm. %85'i benim. Anlatabildim mi? Onu diyecek. Ama şimdi belki de onu demeyecek. Yani dediğimiz akıl varsa ortada. Ama şunu söyleyeyim. Bu küresel şirketin işine gelmiş. Çünkü alışmışlar sömürmeye. Geliyor ki Kıbrıs Rum kesiminden %85'ini ben alırım. %15'ini de onlara veririm. Veya oradaki yöneticileri doyururum diyor. Dolayısıyla pastanın payını daha fazla kapmak için bu tür uyanıklıkları yapıyorlar ama buna Türkiye Cumhuriyeti devlet aklı izin vermeyecektir. Zaten bir soru daha soracaktım ama bu sorunun zaten çözüm önerileri ve aksiyonlarını da tavsiyelerini de konuşarak geliyoruz zaten. Evet. Bununla ilgili. Ben tekrar şöyle bir olay var.
bizim İblik'teki evet başarılı olan konular da var, başarısız olan konular da var. Ama ben bir şöyle bir bakın girmemiz lazım oraya. Çünkü şöyle bir olay var. Bir kere Suriye'nin kuzeyinde kurulması gereken bir devlet kuruldu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan belki isteyerek, belki bilerek, belki bilmeyerek bu işin içinde midir bilmiyoruz. Ama burada bir olay var. O olay adamı da belli yani Irak'taki PYD'den bahsediyorsunuz. Evet. Suriye'de, Irak'taki Barzanistan'ın gibi kurulması gibi Kürdistan'ın bir bölümü ayrıldı. Zaten bir bomba attılar, peki, ortalığı karıştırdılar, bölüp parçaladılar. Bu arada bakın gene Doğu Akdeniz'le ilgili bir konu ama bu Hatay'ın da bunun içine katıldığı söyleniyor. Evet. Ve şu andaki biz topraklarımızı koruyalım derken Hatay'ı kaybettik. Artı Kıbrıs'ı da kaybetmeyelim. Bakın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı aynı bir açıklama yapıyor. İngiltere'den yardım istiyor. Ne yapıyor? Diyor ki bana buradan diyor bu şirketten bana yüzde verirseniz eğer ben sizden diyor. Zaten öyle yani. Ben direkt sizden. Davranış psikolojileri evet. Öyle zaten. Insan. Onun için de kısa ve bir toparlarsak ve bugünkü konumuzu da bitirelim. Tabii ki biz burada insanların beyninde bir şeyler oluşturmayı düşünüyoruz. Yoksa konuşursak uzun uzun konuşuruz. 2 saat, 3 saat konuştukça da bitmez. Evet. İnsanlar ana akım medyadaki hep aynı şeyleri temcit plan gibi tartışan insanlardan bıktı. O yüzden Atatürk, Atabey Türk Ocakları'nın bu yayınlarını takip etsinler. Bu süreyle ilgili insanların belki ana akım medyada göremeyeceği şeyleri söylüyoruz. Onu da söyleyeyim. Kısaca toparlarsak normalde bir devlet aklı İdlib'e efendime söyleyeyim veya Barış Pınarı Harekatı'ndan Suriye'nin işlerine veya Irak'ın işlerine neden girer? Kendi sınırlarını korumak ve orada tampon bölge oluşturmak için. Bu görünen nedendir. Olması gereken nedendir. Eğer olması gereken neden böyleyse girsin Türkiye. Ama eğer olması gereken nedenin arkasında Türkiye'yi uğraştırmak, kayıp verdirmek, kendi topraklarının içerisinde iş karışıklığı çıkarmak ve dolayısıyla Suriye-Türkiye çatışmasına zemin hazırlamak varsa Türkiye Suriye'den bir an önce çıksın. Benim söyleyeceğim bu. Zaten en büyük tehlike iç kargaşayla bir savaş kazanarak anayasayı değiştirme. Bunu da önceki evet. Sonraki programda konuşacağız. Aynen öyle. Sonraki programda konuşacağız. Ben bu programı yani bunun son noktasını şöyle çizeceğim altını. Türkiye Cumhuriyeti devlet yöneticilerine sesleniyoruz. Atatürk, Atabey Türk Ocakları olarak kendi kişisel menfaatlerinizi, milli menfaatlerinin önünü almaktan vazgeçin ve Türkiye'nin ekopolitik ve jeopolitik dengesiyle tamamen bu konuda vatanseverler, insanlarla çalışın ve Türk ordusunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaynaklarını özellikle savunma ve güvenlik alanında doğru kullanın. Ve bunun ucu da Kıbrıs'a gelsin ve şeffaf bir şekilde olun. Ben burada bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne enerji, doğalgaz, petrol satan bir şirket var. Yani bütün alımlarını o şirket yapıyor. O şirketin adı Transem. Onu söylüyorum. Transem diye bir enerji şirketi var. Bu şirketin ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerinden bir veya birkaç tanesi olduğu söyleniyor. Bundan vazgeçin. Eğer bundan vazgeçmiyorsanız da bunu açıkça deşifre edin. Bütün anlaşmalarda bu enerji şirketlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurmayın. Bunu da özellikle ben teşekkür ediyorum. Bu arada ben de bir şey ekleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsız bir devlettir. Ulus devletidir ve Atatürk'ün Türkiye'sidir. Atatürk'ün ilkelerinden ve ideolojilerinden uzaklaşan bir Türkiye devamlı bölünme ve parçalanma. Ama biz bunu izin vermememiz gerekiyor. Onun için de derhal Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten insanların derhal yurtta sulh, cihanda sulh ilkelerini dönmesini istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler. Biliyoruz. Atatürk'ün Türkleri. Ben de bu arada bir şey ilave edeceğim. Atatürk Atabey 34 İstanbul kanalımıza lütfen abone olun, beğenin, paylaşın. Çok kısa zamanda da bu tür vurucu programların sayısını çoğaltacağız. Buradan da bütün herkese duyuruyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.